kendisini okuyanın bütün günahlarının göz açıp kapanacak kadar az bir zamanda af olacağı bir istiğfar, okunacak istiğfar. Ey bir şeyi duymak, diğerini duymaktan kendisini alıkoymayan, ey isteyenlerin isteklerinin çokluğu, kime ne vereceği hususunda kendisini şaşırtmayan, ey ısrar edenlerin ısrarları nedeniyle yorulmayan Allah, bana affının serinliğini ve rahmetinin tadını tattır. Her namazın peşinden bir kere okunacak. Faziletleri. Muhammed İbni Yahya radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kere Hazreti Ali radıyallahu an Kabe'de tavaf ederken, Kabe'nin astarına sarılmış bir zatın Hızır aleyhisselamın okunan istiğfar diye dua ettiğini duydu. Ona, ey Allah'ın kulu, senin bu duan nasıl bir şey böyle deyince, o zat, sen onu duydun mu dedi. Hazreti Ali radıyallahu an evet deyince, o Hızır aleyhisselam, bu duayı her namazın peşinden yap. Hızır'ın canı, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, senin göğün yıldızlarının ve yağmur damlalarının sayısınca, yeryüzünün taşları ve toprakları adedince günahın da olsa, elbette göz açıp kapayacak zamandan daha çabuk Allah-u Teala seni mağfiret eder buyurdu. Musa aleyhisselam kendisine vahiy ile işaret edilen zatı bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak gördü ve selam verdi. Ben Musa'yım dedi. Hızır aleyhisselam da cevaben, demek ki beni İsrail peygamberi olan Musa sensin dedi. Musa aleyhisselam, bana Allah tarafından bildirilen insanların en alimi sen misin diye sordu. Hızır aleyhisselam cevaben, ya Musa, Allah bana bir ilim vermiştir, o sende yoktur. Sana da bir ilim vermiştir, o da bende yoktur dedi. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan bu ilmi telakki etme arzusunu bildirdi. Zahiren akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip ve garayipten görülen bazı hakikatlerin hikmetini Hızır'dan öğrenecekti. Musa ona, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Kehf suresi. Hızır aleyhisselam dedi ki, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Kehf suresi. Bu sözlerle Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa'nın psikolojik durumu hakkında ilk keşfi yapmış, ona kendini anlatmış oluyordu ki, bu tespit sonunda gerçekleşecekti. Hazreti Musa'nın alacağı hisse, kendi yerini bilmek ve bir sabır dersi almaktı. Yani Hazreti Musa'ya hal lisanı ile benimle beraberliğe sabretmek senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir demekteydi. Musa aleyhisselam, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem dedi. Hızır aleyhisselam, eğer bana uyacaksan ben sana sırrımı açmadıkça hiçbir şey hakkında bana sual sorma. Yani tartışma şöyle dursun, sorup anlamak için bile sorma dedi. Doğrusu o salih kul, eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana sual sorma dedi. Kehf suresi. Ve o meşhur yolculuğa çıktılar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu hikmet ve ibret dolu yolculuk şu şekilde anlatılır. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o Hızır gemiyi deldi. Musa, halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen ziyanı büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam, ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi dedi. Hazreti Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni muahize etme. İşimde bana güçlük çıkarma dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vaki oldu.
Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunun üzerine Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya, "Allah'ın ilmi yanında senin ve benim ve bütün mahlukatın ilmi şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır," dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana nasıl kıyarsın? Gerçekten sen fena bir şey yaptın." Hazreti Hızır, "Ben sana benimle beraber olacaklara sabredemezsin demedim mi?" dedi. Hazreti Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafından mazeretin sonuna ulaştın," dedi. Bu sözüyle Hazreti Musa artık özür dileyecek hali kalmadığını anlatmak istemişti. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Hazreti Musa, "Dileseydin elbette buna karşı bir ücret alabilirdin," dedi. Hızır şöyle dedi, "İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim," dedi. "Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince, onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince, şehirde iki yetimin çocuğuydu. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Ey Rabbimiz, senin her şeye gücün yeter. Üzüntü ve sıkıntılarımızın gitmesi için sana yalvarıyoruz. Biliyoruz sesimizi duyuyorsun. Bize yardım et Allah'ım. Bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.